İçimizden bir kısım aklı evveller Kur'an okuyarak bir kısım iddialarda bulunuyorlar. Sözüm ona Kur'an'dan istidlal ederek, sözüm ona Kur'an'ı delil getirerek. Bu iddialardan biri de cehenneme giren bir daha çıkmayacak. Nasıl ki cennete girenler bir daha çıkmayacak, cehennem azabından da çıkış yoktur. Dolayısıyla her kim girdiyse ebedi cehennemliktir şeklinde bir tespit görüyoruz. Bu tespit arkadaşlar ehl-i sünnete ait değil. Bu tespit mutezilenin ve haricilerin tespitidir. Cehenneme bir giren bir daha çıkmayacak. Çünkü mutezileye göre tevbesiz ölen, büyük günah işleyip de tevbesiz ölen ebedi cehennemliktir. Haricilere göre kafirdir, mutezileye göre fasıktır. Ahirette de ebedi cehennemliktir. Buradan hareketle efendim Kur'an-ı Kerim'de günahkar müminler cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkacak, tekrar cennete gidecek şeklinde bir ayet yoktur. Dolayısıyla bunu söyleyenler yalan söylüyor, Kur'an'a iftira ediyor şeklinde böyle bir hadsiz, hudutsuz bir iddia var. Kur'an-ı Kerim'de neyi nasıl arayacağımızı bilmemekten kaynaklanan bir arızadır bu. Kaderi inkar edenler de öyle yapıyor. Dikkat, kadere iman edin diye bir ayet arıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bulamayınca da Kur'an'da kadere iman diye bir şey yoktur, bu Kur'an'a iftiradır deyip çıkıyor işin içinden. Oysa Kur'an'ın ve sünnetin herhangi bir meseleye delaleti birkaç türlü olur. Burada bu aklı evvellerin aradığı şey öncelikle ibarenin delaletidir. Dediğim gibi bir tabela arıyor. Dikkat, cehenneme giren bir daha çıkmayacak. Veya dikkat, büyük günah işleyen cehennemde azap görüp sonra tekrar çıkacak diye bir tabela arıyor. O tabelayı bulamayınca, yani ibarenin delaletini bulamayınca yoktur deyip çıkıyor. Oysa bakın burada ibarenin delaleti yok belki ama iktizanın delaleti var. Ne demek? Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi, aile efradınızı ateşten koruyun buyurmakla Cenab-ı Hak bize demek istiyor ki iman edenler de cehenneme girebilir. Yoksa burada cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun demenin ne anlamı var? Ya bu ayeti kerimenin anlamını tahrif edeceğiz, diyeceğiz ki Cenab-ı Hak burada bize diyor ki sakın küfre düşüp de cehenneme gitmeyin. Oysa ayette böyle bir şey yok. Bağlamında da böyle bir şey yok. Ya da diyeceğiz ki burada bu aklı evvellerin yanıldığı bir durum var. Müminlerin de cehenneme girmesi bahis konusu olabilir. İşte onun açılımı da sünnet-i seniyyede yapılmıştır.